Kitap incelemesine başlamadan yazarımız ve kitap içindeki bir başka önemli düşünür, Immanuel Kant hakkında bilgi vermek istiyorum. Jean-François Lyotard 1924'te Versailles'te doğdu. 1956 yılında üniversitenin felsefe bölümünü bitirerek lisede felsefe öğretmeni olarak bir süre çalıştı. Jean-François Lyotard, filozof, edebiyat teorisyeni, postmodernizmin ve postmodern felsefenin öncülerinden olan çağdaş bir Fransız düşünürüdür. Başlıca eserlerine geçecek olursak, incelemesinde bulunacağımız Coşku kitabı, Yargılama Fakültesi, Hakkıyla, Fenomenoloji, Libidinal Ekonomi, Niçin Felsefe Yaparız ve Postmodern Durum olarak belirtebiliriz. Ayrıca kitabımızın içerisindeki önemli düşünür olan Immanuel Kant ise 22 Nisan 1724 12 Şubat 1800 tarihleri arasında yaşamış olan Alman filozoftur. Eleştirel felsefenin babası olarak belirtilir. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir. Kitabımız hakkında Lyotard'ın 1981 yılında yaptığı bir konuşmadan yola çıkarak kaleme aldığı Coşku, Kant felsefesinin en sıra dışı okumalarından biri olarak kabul edilir. Politik olan üzerine felsefi araştırmalar merkezine gerçekleştirilen bu konuşma, söz konusu merkezin incelemeyi önerdiği politika olanın geri çekilmesi izleyenin Kant felsefesi ışığında düşünülmesidir. Lyotard'ın odak noktasını Kant'ın kritik hareketi oluşturur ve hedefinde ise Kant bağlamında kritik olan ile politik olan arasında analoji olduğunu göstermektir. Kitapta Kant'ın politikasını, politik fikirlerini, politika felsefesini gözler önüne sermek ancak neyin politik olmadığını ve neyin Kant'a ait olup neyin olmadığını biliyorsak mümkündür. Ayrıca Kant kritik faaliyetini sık sık bir mahkemenin veya yargıcın faaliyetleriyle sembolize edildiğini belirtir. Yazarımız Kant'ın tarihsel politik düşüncesi metnini üç gözlem ile açıklamıştır. İlk gözlemde onların hissettiği coşkuyu Kant'a göre yüce duygusunun kipliği olduğunu belirtir. Yücenin ayarı bir ayarsızlık olduğundan da ayrıca bahseder. İkinci gözlemimizde ise büyük dönüşümler ve Fransız devrimi ilki olarak kendilerinde yüce olmadığı, bunların nesne olarak karşısında izleyicinin yüce duygusunu hissettiği doğa gösterilerine benzetir. Üçüncü gözlemimizde ise yüce duygusunun çağırdığı konsensüsün bizi takım adanın ortasına yerleştirdiğini, estetik yargıda emredilen bu evrenselliğin belirsiz olması estetik yargının diyalektiğinde zevk antinomisini çözmeye yarayan özellik olduğunu belirtir. Kant için kritik yapmak, yani felsefe yapmak, politika yapmanın bir analoğudur. Kant'a göre ne politikayı ne de felsefeyi öğrenebiliriz. Aksi halde bunun sadece bir pragmatik beceri olduğunu belirtir. Kant'a göre politikacı, politik insan ideali, ahlaklı politikacıdır. Ahlaklı politikacı, politik ahlakçıdan daha az yargı vermemelidir. Politik ahlakçının vakalarını değerlendirmek için kritere sahip olduğunu, bunlar ise refah veya avantajdır. Ahlaklı politikacı ise kritere sahip değildir. Özgürlüğünü yasama ilkesi olarak kabul eden en üstün iyi iddiasına göre hareket